Yılbaşı kutlamaları yapanların arka planında ne var? Onu biraz anlatmak istiyorum. Hristiyanlar 4. yüzyıla kadar İsa Aleyhisselam'ın doğumunu ve vaftiz olduğu günü kutluyorlarmış. İkisinin de sene içerisinde aynı güne denk geldiğini söylüyorlar ve bugün aslında 6 Ocak. Teofani Bayramı deniyor yanlış bilmiyorsam bu bayrama ve 4. yüzyıla kadar bu bayram 6 Ocak'ta kutlanmaya devam ediliyor. Fakat tabii Roma İmparatoru'nun aslında onlardan daha evvel icat ettiği bir bayram varmış. Bu da 3. yüzyılda Güneş Tanrısı'nın doğumu olarak icat edilmiş ve 25 Aralık'ta kutlanıyormuş. Hristiyanlardan da bu kutlamalara özenenler olunca 4. yüzyılda Papa'nın isteğiyle kutlamalar ikiye bölünmüş. Doğum ve vaftiz iki şey kutlanıyordu ya, doğum kutlamalarını 25 Aralık'a almışlar, diğerini de 6 Ocak'ta kutlamaya devam etmiş. Bu sayede insanlara pagan adetlerini, yani o pagan bayramını unutturmak istemişler. Ama tutmuş mu? Tam tersine aslında o günün daha etkili olarak kutlanmasını sağlamaya başlamış. Şimdi biz de Müslümanlar olarak aslında benzer bir hatayı yapıyoruz. Biz tamam Noel'i kutlamıyoruz, yılbaşı kutlanıyor. Ama şu anda da Mekke'nin fethi kutlamalarını yılbaşına denk getirmeye çalışıyoruz ki yılbaşı kutlamalarına alternatif olsun. Aslında sonuç yine muhtemelen diğerlerinin hatası gibi olacak. Biz yılbaşı kutlamasını ortadan kaldıralım derken aynı Noel'i nasıl pekiştirmişlerdi. Biz de şimdi yılbaşı kutlamalarını bu şekilde pekiştiriyor olacağız. 1 Ocağa bir önem atfediyoruz çünkü o zamana bir kutlama koyduğumuz zaman. Yani bunun da yanlış olduğunu düşünüyoruz. O gün sıradan bir gün, Allah'ın diğer günlerinden bir tanesi gibi. Yani takvimi çevir 29 Aralık'tan 30'a geçerken hiçbir şey yoktu. 31'inden birine geçerken hayat değişti falan. Böyle bir şey olmuyor. O yüzden bunun hiçbir mantığı yok bir defa. Ondan bahsetmek istiyoruz. İstersek biz o gece de oturalım, işte fetih kutlaması yapalım, istersek hatim indirelim. O gecenin bir özelliği yok. O geceyi ihya etmeye çalışmamalıyız. Hiçbir şey yapmamak daha iyidir diye düşünüyorum.